Oğlum neyle yaptın? Bir daha bak. Tamam. Buyurun. Ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. İyi, süper. Setten çıktık. Böyle bir buraya uğradık. Evet, sizin heyecanınız ayrı ama yeni yıl gelirken buranın da heyecanı ayrı. Bir Christmas evet heyecanı ya. Var. Önce evet, evet. Bir de çalışmaktan böyle bir evet. Helak olmuşken çıkalım bir kendimizi insan içine dedik. Bizim de heyecanımız var. Evet, şimdi sizin heyecanınıza gelelim. Sıfırıncı gün artık gün sayıyor. 28 Aralık Perşembe. Perşembe günü yayın artık hayatına doya başlayacak. Çekimleri birçok şehirde, ülkelerde oldu diyebiliriz. Aynen. Biraz bugün bize bahsedebilir misiniz? Siz böyle ya çok konuştuk diziye dair. Artık izleyelim bence. Gerçekten oynadığımdan çok anlatır hale geldim size. 28 Aralık'ta çıkıyoruz. Yolu uzun olsun. Çok emek var. Evet, gerçekten. Bu kadar emek varken de insan istiyor ki yani uzun yıllarca oynayalım bunu. Çok güzel bir ekip oldu. Her gün çok tatlı bir şekilde sete gidip geliyoruz falan ve bozulmasın istiyoruz bu hikaye. O yüzden de bozulmayacak gibi duruyor ama her şey çok güzel. Harika o zaman. Teşekkür ederim. Çok son teşekkür olarak ederim. Yeni imajı soralım. Dizi için başlayan dizi imaj için. Ama evet nasıl bulunuyor dışarıda? Bilmem sen söyle. Çok nasıl buldun? Eyvallah. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bir şey beğenmedim. Tamam. Eyvallah. Ne demedim durun. Lan sade. Evet, iyi akşamlar Enes. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Güzel Christmas günlerindeyiz, böyle yeni yıl yaklaşırken hediyeler, gezmeler, harika ambiyans var içeride. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşımın eventi, ben de heyecanla bugünü bekliyordum. Çok uğraştı, çok çalıştı. O yüzden hemen ilk dakikalarına yetiştim valla. Bir hafta da burada devam edecek galiba. Ben ilk günü gelmek istedim ama. Sever misiniz kış aylarını, kışı soğuğu? Çok severim. Sıcağı sevmem. Kilolu olduğum için sıcak zamanları sevmem. Böyle giyinik, kapalı olduğum dönemleri tercih ederim her var zaman. Var mı peki bir kış tatili yapacak mısınız ya da yeni yıl tatili düşünüyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Diziye gittiğim için çok bize yasak için. Öyle şeyler. Evet. Dizi de çok güzel gidiyor ama Hande Teyze diziden ayrılıyor galiba. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Ayrıldı, bitti. Son hayır, bölüm. Bütün karakterlerin sonuna doğru geliyoruz. Bu sezon belki sonu olabilir işimizin. O yüzden böyle şeylerle karşılaşacağız. Evet. Nasıl bir deneyim oluyor peki camdaki kız dizisi sizin için? Çok farklı bir karakter oynadınız orada aslında. Zor ya, bir karakterdi. Evet, çok klişe cümleler etmek istemiyorum. Zordu, öğrendim, unutmuştum bir şeyleri. Tekrar hatırlamış gibi hissediyorum aslında ama ekibimiz şahane yani biz çok fazla aşığız birbirimizi. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki birlikteyiz. Harika. İkileriniz devam ediyor. Şimdi bütün oyuncular da gelecek bu arada. Ben hepsine haber verdim. Gene buluştular. Bir ayrılamıyoruz ya birbirimizle. Evet. Sam sana iş çıktı. Hadi iyisin. Onu da diyecektim. Dizilerde genelde oyuncu kadroları çok fazla buluşmaz ama son dönemde camda kızım her yere sizin gösterinize de birlikte geldiler, yemekler, sürekli. Her yere birlikteyiz. Canım nasıl? Her yerde birlikteyiz. Evet, çok seviyoruz diyorum ya birbirimizi. Yani ben böyle bir dizi ekibi görmedim. Allah nazar inşallah devrilmez. Yok yok. Okay. Aa, bir de düşüyormuş. Allah korusun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Çek. Ayakkabıları çek bak. Çantamı çek. Tamam mı? Değil mi? Evet, iyi akşamlar Gülsün. İyi akşamlar. Vallahi heyecanlıyım. 30 Aralık'ta filmim çıkıyor Disney'de. Biraz önce onun fragmanını, ikinci fragmanını Instagram'a koydum. Güzel, tatlı bir heyecan. Çok da güzel bir gecedeyiz. Christmas gecesi, alışveriş gecesi. Neler söylemek istersiniz? Güzel, ben yani yılbaşı dönemini seviyorum. Genelde insanlar mutlu oluyor, neşeli oluyor. İşte hediyeler alınıyor, veriliyor filan. Bir de bence bu sene özellikle sanki gelen yılı kutlamak lazım. Çünkü 2,5 yıldır biz pandemiyle uğraşıyoruz. Evet. Ve şu an sanki bitmiş gibi görünüyor. İnşallah öyledir. Bu bile başlı başına bence kutlanması gereken bir şey. Çünkü çok karanlık yıllar yaşadık. Ve galiba büyük ölçüde kurtulduk. Şu an eskisi gibi korkmuyoruz falan. İnsanlar nispeten hafif geçiriyor. Soğuk algınlığına dönüştü gibi görünüyor. İnşallah öyledir. Erken konuşmamak lazım ama bu bile bu dönemin bitişini kutlamak için bence iyi bir sebep. İşte böyle aktivitelerde
daha böyle neşemize neşe katıyor. Arkadaşlarımızı görüyoruz. Biraz alışveriş için güzel bir kolaylık oluyor aslında. Orijinal hediyeler bulunuyor falan filan. Güzel, neşeli, heyecanlı, coşkulu, civcivli bir dönemi hep birlikte kutluyoruz. Evet, filmin fragmanını da sormak istiyorum. İlk fragmana gelen tepkiler nasıldı? Valla çok güzeldi. Ben çok memnunum. Bir kere büyük bir merak var ve insanlar ne zamandır bekliyormuş evet. bir komedi. Çünkü dijital platformlarda da, televizyonlarda zaten kalmadı ama dijital platformlarda da komedi çok az. Ve insanlar artık biraz neşelenmek istiyor, komedi seyretmek istiyor. Onun için büyük bir beklenti olduğunu hissediyorum. Bu hem insanı korkutuyor hem de büyük güzel bir heyecan veriyor ve coşturuyor beni. Ama film çok eğlenceli. Yani film konusunda benim içim çok rahat. 30 Aralık'tan itibaren seyredebilirler. 30 Aralık için güzel bir seçenek. Yılbaşı gecesi hep birlikte seyretmek için çok güzel bir seçenek. Çünkü bir yandan çok komik, eğlenceli bir film. Evet. Bir yandan da aslında akustik konser gibi 4-5 tane hep birlikte canlı söylediğimiz, Ayta Sözler'in söylediği şarkılar falan da var. Yılbaşı için de çok uygun. 1 Ocak için de çok uygun. 31 Aralık akşamı yorulan insanların 1 Ocak'ta oturup iyi vakit geçirmesi için de güzel bir seçenek var. Peki geçtiğimiz günlerde bir ünlüydü sanırım, ismi hatırlamıyorum ama kadın komedisine ihtiyacımız var dedi. Yani kadınların Kim dedi? Bir ünlü, ismi hatırlamıyorum şu an ama. Bir ünlü. Evet. Kadınların olduğu komedi filmlerine, dizilerine ihtiyacımız var dedi. Siz katılıyor musunuz? Genelde komedi dalında erkek oyuncular daha çok ön planda gibi gözüküyor ama kadınlar arasında da var tabii. Dünyada öyle deniyor mu? Artık galiba bir 15-20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Ben Amerika'da da kırıldı, dünyada da kırıldı. Türkiye'de zaten biz kapıyı bacayı kırdık gibi. Yani benim dizilerim var, birçok arkadaşım var. Yani say say bitmez. Ama bizim zaten kadın, çok güçlü kadın komedyenlerimiz var geleneğimizde. Yani Adile Naşit'ten beri gelen, Perran Kutman'la devam eden, Demet Akbay'la devam eden, şu an bizden daha genç kadın oyuncular var. Yani kadın komedyen konusunda aslında bizim hiçbir sıkıntımız olmadı. Biz bu açıdan Amerika'dan belki biraz daha bile iyiyiz. Ama son yıllarda da, son 10 yılda da Amerika'da da kadın komedyenler çok ön plana çıktı. Sadece kadınların kastını oluşturduğu çok büyük gişe filmleri yapıldı. İşte Nedimeler falan gibi filmlerle. Onun için bence o artık çok geçerliliğini kaybeden bir cümle. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi bak. Ben de soralım. Pardon, ben bir detay alacağım. Ben geçeyim. Tamam mı? Tamam. Alnı pullu bir şeyler Emre Bey'e. Bana bir dantelli mantelli varsa. Payetli tişört varsa eğer. Bir de çocuğumun suyu eksilmiş, onu bir tamamlasana. Çocuğumuzla uğraşıyor. Çocuğum. Yılların eskitemediği, çok güzel başladın. Yılların eskitemediği iki büyük dost, beraber aynı projelerde de yer alıyorsunuz. Evet. Bugün de sahne var. Evet. Ben sizden başlamak istiyorum. Birazdan da sahne başlayacak. Nasıl olacak? Biz burada Duru Tiyatro'da zaten bir 7 yıldır beraberiz. Emre bir gün bir oyun teklif etmesiyle başladı her şey. Ve şu anda bayağı kapalı gişe giden güzel bir oyunumuz var. İki bekar. Onun yanında da beraber bir gün konser yapalım, şarkı söyleyelim mi dedik. Bu akşam konserimiz var. 80'ler, 90'lar yapıyoruz birlikte burada. Duru Tiyatro'nun Dudu Restoran biraz kısmında. 2000 küsürü de ekledik biraz. 2000'lere de yavaş yavaş günümüze de geliyoruz. Yani böyle birlikte hem tiyatro hem konserler. Bu fikir kimden çıktı bir anda böyle? Sadece sahnede şarkıda söyleyelim. Ben zaten müzik yapıyordum uzun bir zamandır. Yani Boros Toprak'la başlamıştık. Sezen Şarkıları diye orada bayağı turneli falan bir 70-80 program yaptık o zaman. Kulakları çınlasın buranın. Sonra işte burası oldu. Burada dükkan olunca ben zaten hani kimsenin bilmediği ilk başlangıcım da sahnede şarkı söyleyerek olduğu için tamam dükkan var. Dükkan için kendimize önce arkadaşımızın doğum günü yapmak için başladı. Dedim ki yani koskoca dükkan 20 kişi için
dürttüm onu. Sakın ha gebertelim. 20 kişi için biriniz alır mısınız onu? 20 kişi için yapmayalım dedim şeyi, doğum günü. Açalım bir rezervasyon. Kapı baca kırıldı sonra. Hadi haftaya da bir daha yapalım. Sonra haftaya bir daha. Bir seneyi geçtik. Geçti. Ben sabit duruyorum. Yanımdaki hanımefendi sorusular değişiyor. Sürekli beni aldatıyor. Ama genelde... Çiğdem Gürel'le yapıyoruz şehir tiyatrosundan, çok yakın arkadaşımla beraber her cuma buradayız. Ondan sonra cumartesileri de işte şarkı, iyi şarkı söylediğini bildiğim arkadaşlarımla burada cumartesileri bir program yapıyoruz. Şimdi Emre Bey, hem aynı zamanda Erim Hanım'ın açıklaması vardı, hem gittiğiniz kısmetini kapattınız, şimdi de aldatıyorsunuz. Evet. Hani üst üste bu kadar çok olsa. Biz ne yapsak, biz oradan istifa ettik. Yani biz ne söylesek kimse inanmıyor. Vallahi inandıramıyoruz. Hayatımızda... Ya çok iyi bir, pardon, iş arkadaşıyız da aynı zamanda, hani arkadaşlığın yanında. Biz çok iyiyiz. Eğer bir ilişki yaşıyor olsaydık bu kadar uzun süre zaten çalışamazdık. Yormuş çocuğumuz yani. Olur bu kadar sürede yani. Evet yani. Eğer öyle olmuşuz. Kapattığınıza inanıyor musun? Kapattım. Yani bu, Türkiye enteresan bir memleket, o yüzden kapatmış olabilirim ama hani buradan açık ilan edeyim yani. Tekrar belki. O benim canım ciğerim ama tabii ki benim bir vize vermem şart. Yani bu kadar emeğim var üstünde. Hani bir damat adayı söz konusuysa orada benim bir görmem lazım. Tanıştıracak. Genelde yani. Öyle oluyor zaten. Ben hani, getiriyorum tiyatroya. Ben görüyorum. Bakarız falan diyorum. Hani bir zaman geçirelim falan. Başka türlü. Ben sormuyorum ama ona. Evet, o genelde bana göre daha rahat. Daha flexible. Yani ben şey oluyorum peki yani, ya bunu buldum ya, bu olmaz ya falan dedi. Diyorum o da bana diyor, ben de ona diyorum. Tabii. Çok acımasız o konuda. Olmaz. O yüzden de böyle olmasın. Tabii. Bekar. Sizin söylediğinizi biz söylüyoruz. Ulan keşke 7-8 yıl önce evlenirdik, şimdi 3 çocuk vardı falan. Evet ama işte yani, öyle ama... olunca işler yürümezdi. Aynen. 80 kere de boşanma haberi yapardım. Boşanıyorlar, boşanlar. Şimdi barışmıyorlar. Az önce birazdan barışırlar. Sonra boşanırlar falan diye öyle. Biz böyle çok eğleniyoruz valla. Benim evet hayatımın en uzun partnerliği. İşte daha öncesinde bizim şeyle, Ahu Türkpençe'yle 5 yıl bir oyun oynadık. Genelde onu Duru Tiyatro'nun... Onu çoktan geçtik. Duru Tiyatro'nun oyunları genelde, yani en az oynadığımız 250 adet oynuyoruz İstanbul ve şehirlerde. Biz şu anda yani emin olmamakla beraber 750-800 adet temsil yaptık ve hepsi Allah'a şükür daha da güzel gidiyor. Her gün kapalı işe gidiyoruz. Biz hani bu sezon artık yeni bir şey yaparız diye düşündüğümüzde bileti açıyoruz. Bilet bitince diyoruz ki biraz daha devam edelim. Bu arada kaç dizi gömdük ama bence, iki bekar bence, dayandı yani. İki bekarın 50-60 yaş versiyonlarını yapmak zorunda tabii, kalabiliriz tabii. Artık yani. Tabii biraz çünkü gidersen. Yani evrim için değil de benim için geçer. Çok güzel bir ara vermemiz gerekecek. Şimdi kamerayı değiştirdik. Pilimiz çok fazla. Evet, iyi akşamlar. Ben Çin'deyim, evet, merhabalar. Kısmet biz magazin medyasıyız. Buradan çok araba geçiyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim Akif, sağ ol. Neler söyleyeceksiniz? Lakin Bey, siz birkaç kelime etmek ister misiniz? Sizi ilk kez görüyoruz biz bu arada canlı kanlı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Valla ne diyeyim bilmiyorum. çok kısa sürede başlayan bir ilişki, çok kısa sürede de evlilikle taçlandı. Evet. Bu kadar hızlı nasıl aslanımı kandırdığını bilelim. Belki mi? Yani çok hızlı gelişti her şey aslında. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Sıkıştırmayın. Yapmayın, sıkıştırmayın. Hamileliği soralım. Hayırlı olsun çocukta diyelim. Sağ İnşallah abi, kaç aylık? Kimse çok bir yeni, şey oluyor ama. Çok yeni. Ha, daha o zaman hiç şey... Yani benim... hani böyle annelerin babaların vardır ya, konuşmamak lazım. O kadar yeni. Abi, hani maşallah. Oralar. Sağ ol. Olsun diyelim. Teşekkürler. Onlara. Evliliği de çok kısa, hani şey, biz bir fotoğraf karesi gördük sadece. Aynen. Neden böyle bir karar verdiniz? Çok özel değilse. Seviyorum. Niye olmasın? Bizde olmayı. Ha yok ya, biz öyle abartmak istemedik. Hani böyle büyük büyük olsun istemedik. Doğru da hissedince hadi yapalım dedik, yaptık öyle. Peki biz evlilik teklifini belki Bey'e sorsak bir cevap alabilir miyiz? Bu yolda ne kadar uzunmuş, bitmedi, yürü. Evet, merhabalar, nasılsın? Merhabalar, iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, nasılsın, neler yapıyorsun? Her şey yolunda, çok güzel bir serüven atlattık biliyorsunuzdur. Göz bebeğim, Yavankam. Artık veda etme zamanı geldi galiba ona. Dizimiz final veriyor. 25. bölümüyle birlikte TRT'nin ekranlarına veda ediyoruz. O yüzden
içimde buruk bir hüzün var açıkçası. Ama çok tatlı, çok güzel bir süreç geçirdik. Çok eğlenceli bir ekiple birlikte çalıştık. Çok güzel insanlarla birlikte beraber olduk. Çok güzel insanlarla çalıştık. Çok güzel yönetmenlerle birlikte çalışma fırsatı bulduk. Başta Selahattin Sancak'la olmak üzere. Serdar hocamız, Evrim hocamız, Doğan hocamız. Hepsi birbirinden özeldi. Şimdi geldim işte 2-3 günlük böyle sette bir... Repomuz gibi bir şey oldu. Ben de bu fırsatı bir değerlendireyim dedim. Türkiye'ye geleyim, burada birkaç işimiz vardı. Onları bir halledelim dedim. Büyük ihtimal yarın akşam yeniden Üsküp'e dönüyorum gibi gözüküyor. Nasıl geçti? Yani 25 bölüm dediniz. Çok böyle özveriyle çalıştınız. Final, yakışacak bir final mi oldu? Çok tatlı bir finalimiz var. Yani seyircilerimiz çok beğenecek diye düşünüyoruz. Onu da zaten bu hafta çekiyoruz. Çok kısa bir zaman sonra Üsküp'ten temelli olarak döneceğiz, ayrılacağız. Ama orada bir ekibimiz kalmaya devam edecek. Yani finalimiz için heyecanlıyız. Heyecanlı bir final oldu. Aynı birinci bölümdeki kadar heyecanlandım diyebilirim. Çok spoiler vermeyeyim ama seyircimizin beğeneceğinden çok eminim. Bunu o kadar emin bir şekilde söyleyebilirim. Çekimler nasıl geçiyor peki? Şehir dışındasınız. Evet. Bura hani gel gitler, özlem oluyor mu? Özlem olmaz mı? Ben 7-8 aydır Üsküp'teyim ve aslında bambaşka bir dünyadayız. Yani Üsküp evet bizim yuvamız gibi oldu artık. Ama ister istemez Türkiye'den uzaktayız. Ailevi işte özlem çekiyorsun, arkadaşların, dostun burada. Ama sağ olsun Üsküp halkı bizi öyle güzel kucakladı ki, öyle güzel kapılarını, evlerini açtılar, işte yardımcı olabilecekleri her konuda yardımcı oldular. O yüzden çok mutluyuz. Dediğim gibi benim için öyle buruk bir yüzüm var yani. O da olması gereken bir yüzüm. Çekimler nasıl geçiyordu peki? Biraz da ondan bahsedeyim. Dostluklar, evet. Anlaştığınız kişiler var mı? Evet. Anlaşamadığınız kişiler var mı set ortamında? Şöyle, ben çok şanslıydım. Daha doğrusu bizim ekibimiz çok şanslıydı. Türkiye'den uzakta olmasına rağmen çok güzel enerjilerle birlikte olduk. Güzel bir enerji yakaladık ve bunu 25 bölümdür sürdürüyoruz. Şu anda havalar orada çok soğuk ve Balkan soğukları buraya da geliyor. Yavaş yavaş geliyor. O yüzden böyle biraz doğru zamanda kaçtık gibi bir şey oldu. Bakalım, güzel gidiyor. Şimdi de burada birkaç görüşmemiz var. Onlarla konuşuyoruz. Toplantılar, değerlendirmeler yapıyoruz. Yakında güzel haberlerle yeniden ekranlarda olabiliriz. Ne gibi mesela güzel haberler? Dijitale mi olacak yoksa TV'ye mi olacak? Yok, dijitale değil, televizyon olacak. Ama çok uzun değil. Çok yakında yeniden karşılaşacağız. Peki, senaryo okuyorsunuz. Evet. Okudunuz mu daha doğrusu? Okudum. Senaryo okudum ve içime sinen bir proje oldu. Şimdi birkaç görüşmemiz var, çok da detaylandırmak istemiyorum. Detaya çok girmeyeceğim, hani ne rolde göreceğiz ya da olacak dizi, nasıl bir dizi olacak, aşk mı, drama mı, komedi mi? Bence biraz farklı bir proje olacak. Yani ne aşk diyebilirim, ne komedi, ne dram, hepsinden biraz olacak. İnsanlar kendinden birçok parça bulacağı noktalar da olacak ama özgün bir hikayeyle geldiğimizi söyleyebilirim size, özgün bir hikaye. Hayırlısı olsun ama 2022'yi soralım. Nasıl geçti sizin için? 2022 benim için çok güzel geçti. Çok ya, hayallerime yaklaştım, hayallerime dokundum. İçime çok sinen bir yıl oldu. Umarım 2023'te hepimiz için öyle olur. Önce sağlık, sonra başarılı bir kariyer, başarılı işler, güzel işlere imza atarız. Hepimiz adına önce sağlık diliyorum, sonra başarılı bir yaşam, güzel bir yaşam diliyorum. 2023'ten beklenti mi bunlar? 2023'ten beklentim tabii ki. 2022 çok güzel geçti benim için. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Çok güzel. Güzel. Hayvana döneceğiz bugün. Alışveriş herhalde. Evet. İnşallah. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hemen soralım. Sizler nasıl geçiyor? Dün de resim paylaşmıştınız. Yine yorumlar geldi sosyal medyada. Evet. Çok tatlı bir çift oldu diye. Evet. Siz neler söylersiniz? Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Destekliyorlar bizi. Evet. Güzel. Güzel tatlı gidiyor şu an. Şey, reytinglerimiz de güzel. Evet. Son dönemde birçok ödül aldınız genç oyuncu olarak. Bayağı bir ilme yakaladınız. Yok, parlayan yıldız olarak Altın Kelebek'te aldım. Evet. Güzel, tatlı bir süreç benim için. Sonra tekrar sete geri döndüm. Yılbaşı ile ilgili program var mı? Var. Bakacağız. Herkes gibi bizim de programımız set var. Set araya girecek tatil planları var mıdır acaba? Bir iki üç günlük bir ara var. Biz de değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Nasıl geçti 2022'ye? Biraz onu özetlersek.
başlayalım. Güzel, çok tatlı geçti benim için. Benim için de keza öyleydi. Güzel geçti. Sizlerin nasıl geçti? Siz nasıl buluyorsunuz? Siz nasılsınız, evet. Siz nasılsınız? Sadece bize sordunuz. Bıraktığınız gibiyiz, aynı. Değişik bir şey yok. Hiç kimseyi bırakmadık. Birazcık sizin gözünüzden dinlesek, ekranda istediğiniz ne, nasıl, neler hissediyorsunuz? Vallahi çok başarılı, çok güzel gidiyor dizimiz. Onun dışında zaten Özgün'ün performansı bu sene ödül aldırdı onu. Tebrik de ediyorum buradan kendisini tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Bir güzel senaryo falan geldiğimde konuşma, tartışma falan böyle hani olur olmaz fikir alışverişleri oluyor mu? Tabii ki konuşuyoruz. Evet, birbirimizden destek alıyoruz, yardımcı oluyoruz, beraber çalışıyoruz. Güzel geçiyor evet. Yani. Daha fazla şey sıkıştırmayalım sizi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin.